Şimdi ben size maaşlar kaç gün aksayacak söyleyeceğim. Bu iş garipleşti ama. Ben masamdayım. Hadi bakalım. Sonuç? Sonuç şu. Şimdi siz akşam saat 8'de karşılaşıyorsunuz. Siz avcının Bora Bey olduğunu görünce aa diye şaşırıyorsunuz. Bora Bey de ideal kadının siz olduğunu görünce. İtiraf etmeliyim. Bu kadarını beklemiyordum. Ada aferin sana. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Evet, ne var? Şimdi Bora Bey sizi görünce, yani etkilendiği kadının siz olduğunu görünce aklına kim gelecek? Kim gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar niye gelsin aklına? Tuğ canım. Siz Rüzgar'la çıkıyorsunuz ya. Sevgilisiniz ya siz. Evet. İşte Bora Bey de ofiste yanında çalışan bir çalışanın sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş oluyor. Yani buna ne centilmenliği ne de gurur izin verir. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Ne yapalım yani? Ne demek bu? Bence gayet açık Rüzgar. Dün akşam uzun uzun düşündüm. Biz birbirimize çok uygun değiliz. Anlık bir heyecandı sadece. Yani bunu herkesin içinde mi konuşalım? Baş başa konuşmayalım mı? Ben zaten herkesin içinde seni öperek bir hata yaptım. Şimdi yine herkesin ortasında diyorum ki bitti. Bitti. Ama bu arkadaşlığımızın da biteceği anlamına gelmez Rüzgar. Yani ben seninle arkadaş kalmak isterim. Yani her zaman hayatımın, kalbimin bir köşesinde olabilirsin. İyiymiş. Ada, ne oluyor burada? Bora Bey. Bora Bey. Tuğçe'nin Rüzgar'a yol verdi. Yol mu verdi? Ha. Ne demek o? Ayrıldı. Bastı tekme. Anneciğim. Kendi hayatları. Hayırlısı olsun. Senin ne işin var burada? Neyse. Ha. Mutfağa götür. Hayırlısı oldu. Oldu tabii hayırlısı. Şimdi sırada sizin bu duruma sevindiğinizi Tuğçe Hanım'a göstermekte. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı Rüzgar. Tamam. Tamam. Ne oldu? Anlaşılan Rüzgar balyozu kafaya yedi. Kendine gelmesi zamanı var. Ada. Konuşalım mı? İki dakika. Of. Sultanım. İçerideki şovunuz vurucu olmakla birlikte ben sebebini anlayamadım. Yani bunları hiç konuşmadık sizinle. Ne zamandan beri sana açıklama yapmam gerekiyor benim? Estağfurullah sultanım. Yani biz bu planı sizinle birlikte kurduk. O yüzden diyorum. Seninle bir kere işbirliği yaptık diye sonsuza kadar her hareketimi, her adımımı sana soracak değilim. Evroş. 27 değil mi? Hep o sokuyor bunlar sizin kafanıza. Bir kere onun adı 27 değil, Ada. Ve şöyle bir baktım da bayağı da bir umut vaat ediyor Evrencim. Ne de olsa koyunun olmadığı yerde keçi kendini Abdurrahman Çelebi sanırmış. Sultanım keçi ben mi oluyorum? Evren, işim var benim. Sultanım, umarım yanlış insanlara güvenip yanılmıyorsunuzdur. Üç günlük bir kadın içmeni terk edersen, olacağı buydu. Söylemiştim sana. Senin bu olayla bir alakan var mı? Anlamadım.
Tuğçe'nin beni terk etmesiyle bir alakan var mı? Eğer varsa. Varsa ne? Sana yaptıklarımın intikamını aldın demektir. Ben Tuğçe'ye gerçekten aşık oldum Ada. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Yani seni de sevdim. İnan ki sevdim. Ama aşk öyle bir duygu ki bambaşka bir duygu. Yani ayıp tanımıyor, engel tanımıyor. O kadar çok acı çekiyorum ki Ada. Bak, beni anlamanı beklemiyorum senden. Gerçekten. Ama eğer bir gün sen de aşık olursan beni anlayacaksın. O yüzden bu işte bir parmağım varsa lütfen dur. Lütfen. Lütfen. Ben sana aşıktım Rüzgar. İstesem duramam artık. Çok geç. Sen benim ilk aşkımdın. Aşk kendi seçer.